Sevgili vatandaşlar, hoş geldiniz. Öncelikle tüm Yüce Atman halkından büyük özrümü kabul etmelerini diliyorum. Bu zamana kadar Reddit videolarımı aksattığım için bana üzülenler, kırılanlar olmuştur. Ama vatandaşlarımız bize inansınlar ki millet bahçemizi daha da güzelleştirmek adına projelerimiz tekrardan başlamıştır. Ekim'den bu yana belediye çalışmıyor diyen mahlukatlar kendilerini soğuk yerlerde bulacaklardır. Şimdi sizden ricam, bu içerik koşunuza giderse izlemeye devam edin. Çünkü Cybertrek geri döndü. Efendim hepinize tekrardan merhabalar. Atman 96'ya uzun bir aradan sonra tekrardan hoş geldiniz. Biliyorum uzun bir ara oldu. Hakikaten uzun bir ara oldu. Çünkü 21 Ekim'de filan arası herhalde en son videosunu çekmiştim. Sevgili Atman 96 Reddit sayfamızın. O zamandan bu yana kanser arkadaşlar geldi. Banlandılar. Yeni güzel arkadaşlar aramıza katıldı. 2000 herhalde arkadaş aramıza katıldı. Bilemiyorum, daha fazla da daha az da olabilir. Sene bitti. Şimdi Ocak başladı. Ocak bitiyor falan filan derken geri döndük. Onun bir garantisini verelim. Bu video içerisinde bazı arkadaşlarımızın içerikleri çıkmayabilir. Çünkü tab kısmında şurada gördüğünüz gibi ayı sıralayacağım. Ama daha sonraki süreçte artık new kısmından da hat kısmından da güzel güzel akmaya devam edeceğiz. Şimdi bu biraz daha geçmişteki arkadaşlarının gönlünü kazanmak üzere olacak. Aktifliği tekrar artıracağımızı düşünüyorum. Siz de açıklamalar kısmındaki linkten Reddit'e gelirseniz sevgili millet bahçemize katılmış olursunuz. Nereden çıktınız? Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba. Abi bu ne heyecan ya böyle? Abi siz yeni geliyor da ondan çok heyecanlandım. Videoyu başlamadan önce şöyle güzel aktifliği artıracak bir şey aklıma geldi. Kanalımızın topluluk kısmında Enes Bey'in şöyle güzel bir fotoğrafını sizlere servis ediyorum. Siz bu fotoğrafı indirip arka planı artık keser misiniz? Yaratıcılığınızı konuşturursunuz. Güzel bir şekilde Photoshop yarışması gibi de düşünebilirsiniz. Ama tam yarışma gibi bir şey de değil. İstediğiniz yere Enes'i şoplayın. Cevahir Battlefield'da Almanları, diğer oyunlarda Sovyetleri savunmuştur. Kombinasyon. Bu arada o sırada Battlefield herhalde Hitler esprisi falan yaparken o zaman Alman tarafına atıldığımız için o sahneyi görüntülemek adına böyle espriler yapmıştık. Ama herhangi bir siyasi ideoloji falan kanalımıza tabii ki yer vermiyoruz, savunmuyoruz. Kesinlikle evet. Siyaset falan yok, ne siyaseti. Oyun kanalıyız biz, tövbe estağfurullah. Yanlışlıkla uçağa anime kaplaması yapan Semih, FBI KGB atmanı üzerine hakikaten anime yapmış değil mi uçağın arkasına? Titania ağlamadığına inanamıyorum. Erkeklerin hisleri var mı? Erkekler? Efendim GTA 5 çıktığı günden mi? GTA 5'ten banlanma süreci değil mi? Şerefsiz köpek. Neyse tamam, evet. Bir şey yok Rockstar, seviliyorsun. Eski bir meme ama gerçi bu içeriğin de eskiye dair olduğunu kabul edecek olursak eskinin eskisi gibi oldu ama neyse. Siyaset falan yok, ne siyaseti. Oyun kanalıyız biz, tövbe estağfurullah. Güzel bir Cevahir çizimimiz var efendim. Yine elinize sağlık, gayet güzel olmuş. Cevahir gökyüzünü seçimlerde gösterirken. Çünkü göklerden gelen bir ses vardır. Bir ses var, ha ne oldu ya? Ha bir ses var, Apollon Limassol'dan PAOK'a geri dönmüş. Kariyer bayağı düşmüş. Neyse tamam, dur konuya geri dönüyoruz, bir dakika dur. Yarım saat boyunca RTX modu ile Semih'e hava atan Enes'in aslında RTX modunun açık olmadığını öğren diyen temsilli. Cinayet saatinde ne yapıyordun? Ban yiyordum. Cinayet saatini nereden biliyorum? Ben hep ban yerim. Enes GTA 5'ten sonra PUBG'den sesine yapışırdı efendim. Görmediyseniz Enes'in topluluk sekmesine yer alan bir gönderi. Enes PUBG'den de banlanmıştı geçtiğimiz günlerde mi diyelim, artık haftalarda falan diyelim. Yapacak bir şey yok, Enes'in başına böyle şeyler gelebiliyor maalesef. Enes 96 ile yaratıcı başlıklara doğru. Canını seven kaçsın, canını seven canını seven kaçsın. Hep ünlemden kurtarıyor veya bir harf fazlasından kurtarıyor herhalde. Ama çok yaratıcı çocuktur. Oğlumuz evladımız diye demiyorum, çok yaratıcıdır efendim. Harry Potter'ı özledim ya. Bu arada esamalı olarak gördüm kendimle. Siz de komret olmak istiyorsanız bu paket sadece 99,99 Atman lirası. Güzel. Bir sonraki Sovyet çetesine yer almak istiyorsanız bunlar size şart. 60 yaş ve üstü dayılara ülkenin durumunun kötü olduğunu söylerim dayılar. Yol var, hastane var, neye bakıyorsun? Mutasyonlu virüs Atman'a uğrar, sosyal bir yap. Ne demek fotoğrafların sesi olmaz? Allah'ım, aa bunun güzel bir modu geldi. Tekrar Semih'le çekebiliriz. 2021'e kanser olarak girmek lazım. Gerçi 2021 de bitti efendim ya. Vallahi ne, şunun da şurasında bitmesine ne kadar kaldı? YouTube videosu Paşa Fencer reklamı izlemek için YouTube'a girer mi? Abi en önemli özelliği tek elinle oynayabiliyorsun. Bir kere tek elle oynayabiliyorsun ki bu çok önemli. Cevahir en sonunda facecam videosu çekiyor Atman 2000. Ve maalesef büyük bir kaybımız efendim. Flash Player'a veda ettik. Kendisi çok sevdiğimiz bir arkadaşımızdı, bir dostumuzdu. Rest in peace. 2017-2020. Hakikaten bu iki bakla benim olmuş yalan. Demek sarı dolar bundan dolayı geliyormuş. Banlamıyorum, sakin ol. Elimi tutmam lazım.
Hayır, sakin. Mevcan'ın artık videolara çıkmayacağını düşünürsün ama Enes 96'nın son videosunda Mevcan'ı görürsün. At kafası geldi. Bütün şeyi ne derler o komisyonu mu artık filan en yüksek kısmını kendisine verdik. Ha bak bu gönderiyi görmüştüm çok hoşuma gitti. O yüzden kaldırmadım. Aslında hani düşük efor filan kafasında da gayet güzel. Bursa'dan selamlar demiş arkadaşımız Atman. Gerçi orada Atman mı yazıyor? Atman mı yazıyor? Bilmiyorum. Büyük ihtimal Atman da fotoğrafın çık kısmından dolayı sıkıntı olmuş olabilir. Güzel bir kar görüntüsü. Normal bir vatandaştım ama doping hafızayla polis oldum. Bu şey değil mi o Clone Year videosundan değil mi? Arkadaki teyze araba çalıyor. Onu da ben editte fark ettim arkadaki teyzenin polis arabası çaldığını. Bu arada yazın arkasına da bir Shadow atılsa daha güzel olabilirmiş. Sevgiler. Cevo, Enes ve Semih denizaltıyı karaya çıkarır NPC'ler. Bu tepkiyi beklemiyordum ama... Gözümden de canlandı da. Ama orada kesinlikle Semih'in yaratıcılığı var efendim. Mevcan video çekmeye devam etseydi onun GTA 5 hesabı da banlanırdı. Mantıklı. Ya da banlamayabilirdi bilmiyorum. Mevcan'daki şans bizde olmayabilir. Gerçi aramızda en şanslı kim diye soracak olursanız benim herhalde. Ben banladığına göre Mevcan da banlanabilir. Çözüldü. Başkanım halk video bekliyor. Reddit videosu gelsin. Geldi geldi bir ay sonra olsa da. Müziği başlat. Hepsini dans ettireceğim. İzinsiz çalmayayım. Oğlum siz ne işiniz kendi aranızda? İznim olursa çalabiliyor muyum yani? Aşılar gelir bat aşı kutula... siyaset esprilere gülmüyoruz arkadaşlar. Ne siyaseti? Oyun kanalıyız biz. Tövbe estağfurullah. Gelecekten gelen geçmiş. Enes 48. Bir de yerli üretim. Türkiye'de üretilmiştir. Bak orası doğru olabilir. Nerede o bilgisayar oyunu oynayanlar esnek olmaz diyenler? Ya... Bence bu şeye girmeliydi. Sarhoştum hatırlamıyorum postlarını. Bu arada sarhoştum hatırlamıyorum postlarını fark ettiniz mi bilmiyorum da orada ince bir espri vardı. 3000 IQ Cevahir'in yaptığı bir espri. Baş harflerini alırsanız sarhoştum hatırlamıyorum postları. Yani shit posta giriyor bu. Evet beyin. SHP'yi yapınca orada kırk yapıyor. Normal insanların gördüğü Cevahir. Rushmore daha böyle. Fark görebiliyor musunuz? Ban anlatır mısınız? Fark görebiliyor musunuz? Böyle şeyleri ban atmam ya. Aynı konular üzerine tekrar tekrar atılınca efendim ban yeniliyor veya düşük efordan dolayı. Ama böyle konulara ban atmak bize yakışmaz. Arkadaşı 50 gün banlayalım. Eskiden güzel olan tüm YouTuber'lar gibi kendini bozmak. Eskiden bile daha üstün yalakalıktan içeri alabilir miyiz? Gerçekten ölü olduklarını veya numara yaptıklarını nereden bileceğiz? Reddit videosu gelecek! Şak şak şak! Cevahir ona şunu çek diyen birini görmüştür. Beyin yok fikri var! Bu arada ne olmuş? Meme atım Saradolar araba sürüşü falan yoktu. Kaldırdı arkadaşlar. Büyük ihtimal aynı konu üzerine falan bir şey yapılmıştır efendim. Sık gönderi yapılan bir konu üzerine o yüzden kaldırılmıştır. Semih ve Trendyol her yerde Trendyol reklamı. Cevahir kazinodan çıkarken arabasının patlamadığını görür. Hop kazino çıkışında hep ya bir yumruk yiyeceğiz ya herhangi birisi yani. Ya yumruk yiyecek ya arabası patlayacak. Büyük ihtimal hepiniz arkadaşlarınız oynarken aynı şeyi yaşıyorsunuzdur efendim. Bu arada bu güzellik nedir ya? Neyse dur geçiyorum aşağı doğru. 2020 en komik anların reklamı her yerde Semih. Bak Reddit'e gelmez. Müdahale etmez. Oturduğu yerden kazanan sevgili bakanım Semih Bey kendi 2020 reklamını yapmak için buraya gelmiş. Bravo kendisini alkışlıyoruz. Aksaklık kelimesini söyleyemediğimi bilmiyorlar. Alo TDK mı? TDK mı denirken orada kesmiş yerdi ya. Bu arada aksaklık kelimesini söylüyoruz. Ama aksatsak dayı söyleyemiyorduk o sırada. Hatta şu anda söylemiyorum. Aksatsak da. Aksatsak da. Aksaksak da. Aksaksak. Bunları aksatsak da mı saklasak? Aksaksak maksatsak mı? Shut the fuck up. Uzun yoldasındır. Yol boyunca arkandaki şoför. Ulan şerefsiz dayı. Ulan şerefsiz dayı. Efendim vedamızı ederken bu içerikte yerini alamamış arkadaşlardan öncelikle kesinlikle özür diliyorum. Çünkü uzun bir arada olduğu için güzel bir şekilde derleme yapmaya çalıştım tab kısmından. Reddit içerikleri de istiyorsanız destek olun ki videoyu beğenin ki yorum atın ki görüşlerinize dair filan. Şimdilik benden bu kadar. Yeni Siber Tedek videomuz gelinceye kadar Atman sizinle olsun.